Devri sabık yaratmak, Türkiye siyasetinin önemli tabirlerinden biridir. Sanırım ilk kez 1950'de Demokrat Parti iktidara geldiğinde kendilerinden önce iktidarda olan CHP dönemini yargılamayacaklarını ifade etmek için bu tabir kullanılmıştı. Bugün AKP için yolun sonu görünmeye başladıkça aynı soru yeniden gündeme geliyor. Bir seferinde CHP liderine iktidara gelirseniz geçmişle hesaplaşacak mısınız diye soruldu. Kılıçdaroğlu, İşi gücü bırakıp intikam duygusuyla devri sabık yaratmak kesinlikle olmaz cevabını verdi. CHP'nin AKP tabanını rahatsız etmemek, sermayeyi ürkütmemek için hassas davrandığını biliyoruz. Ama bir yanda da ne yani yanlarına kar mı kalacak diye soranlar var. Ve yaşananlara bakınca onlara hak vermemek elde değil. Sözcü'de Serpil Yılmaz tarihi bir belge açıkladı. Medyanın büyük bölümü görmezden geldiği için kısaca hatırlatalım. 4 Kasım 2016 tarihinde Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden gümrüklere gönderilen yazıda Ruhsar Pekcan isimli şahsın Emine Erdoğan'ın yakını olduğunu söyleyerek vergi ödemeksizin eşya ithali teşebbüsünde bulunduğu ve bulunacağı bildiriliyor. Gümrük görevlilerinin teyakkuzda olması tembihleniyor. Yerinde bir uyarı denilebilirdi belki ancak bu uyarıyı yapan Bakan Bülent Tüfekçi 20 ay sonra Ticaret Bakanlığı koltuğunu aman dikkat bu şahıs bizi dolandırıyor dediği Ruhsar Pekcan'a devretti. Kediye ciğer emanet etmek değil de nedir ki bu? Nüfus ticareti yapacağı için bürokrasinin teyakkuza geçirildiği bir üçkağıtçıya devletin Ticaret Bakanlığı teslim edildi. O da başında bulunduğu bakanlığa sahibi olduğu şirket aracılığıyla piyasa fiyatının üzerinden dezenfektan sattı. Yüce divanlık suç. Ve elbette Ruhsar Pekcan da onu sahtekar olduğunu bile bile o makama atayanlar da bunun hesabını verecek. Bu ağır haksızlık karşısında biz intikam duygusuyla hareket etmeyeceğiz derseniz halkın size ve adalete olan inancını zedelersiniz. Son 20 yılda işlenen büyük suçların hesabı kesinlikle sorulmalı, sadece suçlular değil, suç ortakları da yargılanmalıdır.